Arkadaşlar Star var burada, Starbucks Star. Starbucks var. Ne diyeyim? Kaynaklar. Kaynaklardayız. Dünyanın en yaşlı çınar ağacı. Şurada çınar ağacını göstereyim. Yaşı 1000 yıl demişler. Tahmini tabi bu. Dünyanın en eski çınar ağacı yok. Şurada 400 metre, bu 25 metre. Kaç tane çekmeye çalışıyorsun? Osmanlı'nın kuruluşuyla evet yaşıttır. Buna benzer bir tane de şey de vardı. Yo Kemal Paşa'da da var. Gene bu Osmanlı'nın kuruluş yıl dönümüne yakın olan, hatırlıyor musunuz? Yukarı Kızılca'da bir tane büyük çınar ağacı vardı Kemal Paşa'da. Yani bu çok doğru değil yani. Şimdi buradan arkadaşlar bakın 1000 yıllık, bin. Bu 1000 yıllık değil. 12.000 liraya satayım. Bin yok, 1000 yıllık değil bu. Şaka biliyorum. Buradan Gürlek Şelalesi'ni göreceğiz. Gürlek Şelalesi. Babacım nasılsın? İyiyim. İyi misin? Biraz dik çıktığım için yoruldum. Evet. Buranın coğrafyası da çok güzel değil mi Harar? Evet. Bu tarafın coğrafyası da çok güzel. Evet. Sevdim. Tamam, yavşırıyor zaten canım. Muharrem bugün mantara gidecekmiş. Ne düşünüyorsun? Biraz akıllara basını toplaması gerekiyor. Fatma'dan da haber alamadık Harel geçen hafta. Ölmedi baba, ben şimdi de. Aa, ölmemiştir o zeyizsiz. Zeyizsiz. Niye? Hani? Değil, hani? Hani ne geçiyor? Ne geçiyor? Nereden biliyorsun? Bak güneş ışığı nasıl süzülüyor. Hızlı gitme Herhal'cim. Bak yavaş yavaş yürüyoruz zaten. Rahat. Seni yormaz. Haftaya bir yağmur olsa, Oduncu Vadisi'nde mantara çıksak. Değil mi Sadık abi? Ne güzel olur. Oduncu Vadisi'nde de bir uçma şeyim var. Hatıram var. Orada da bir kere düşmüştüm. Kafaya sesi dik çarpmıştık. Of! Anası attan mı düştün? B grubuyla girdik. Yan patikadan çıkmış o taşı. Tırmanışa geldik. Ondan sonra refrakada buradan gelmeyin, bu taraftan gelin dedi. Dönünce el ele ben geçtim. Şöyle bir yemiş, sonra çıkış var. Yemişler de şöyle büyük bir taş parçası ama dün aman dedim şuna şey basayım, dikkatli basayım. Havada yağışlı ama şeyin altı çamur kaplanmış, botun altı. Daha basmamla ayağım şöyle bir gitti. Bir uçtum ben. Yerde çarşak. Böyle çarşaklar paralel uçuyor. Dedim, pekmez akıttım. Yüz dedim şey yapışacak buna. Fakat şu yolu uzatmışım. Bunu uzatınca vücut döndü. Şöyle yandan vurdum kafayı. Ama deriyi açmış oradan. Of. Nasıl bir kan? Benden bir sargı yaptılar bana. Ne yaptılar? Kafayı sargılar. Ne? Ondan sonra 15-20 dakika oturduk orada. Sonra yürüyüşe devam. Bu yol çok güzel. Gitmiş o gitmiş. Evet. Bak şurada da sarı sarı değişik bir şeyler var. O zehirli. Evet, mantar bayağı var. Zehirli mi? Bu yok, bu işte öküz mantarı dedik de. Bunun üstünü çıkartıyor, kurutuyor, çorba yapıyor. Alabilir miyiz? Öküz mantarı denilen mantar bu. Başkasına verir ama alabilir miyiz? Yok yok, bunu bir, bunları almayalım. Bak burada da var, dolu. Bunları... Bunun tadı normalde çok güzel değil Sadık abi. Kabuğunu soyuyorlar, kurutuyorlar ters vaziyette. Toz haline getirip çorba yapıyorlar bunu. Tamam, Muharrem abi verdim. Ya zehirli değil esasında. O zaman ben Muharrem amcaya verdim. Muharrem amcan bunları yemez baba. Bunları yani almıyor, zehirli diyor bunlara Muharrem. Bak bir sürü var görüyor musun? Dolu. Burada bir ara yağmur oldu.
Ya abi şimdi çiğden oluyor, çiğ. Yüzünce bir yağmur yağsa daha neler çıkacak burada? Yüzünce yağmur yağsa al. Vay, çok güzel olurdu değil mi? Hı hı. Siz buradan mı yürümüştünüz Gülçin? He? Evet. Rehberin önüne geçmeyelim Aral'cim. Yukarıda mağaralar, mağara gibi şeyler var herhalde. Çok merak ettim ben de. Ama ben çıkılacak gibi değil oraya. Anca ayı mayı çıkar oraya. He. Kampçılar onlar mı yoksa? Bizim ev kekik kokuyor, kekik. Evet. Şu anda kekik kokusu var. Neyi? Ha anladım anladım. Tamam. Anladım anladım. Şimdi anladım. Kekik alsak mı var? Bir daha koksak alırsın. Onu mu atacağım? Tamam da ben bulamadım üzülünce bir şey. Onu da bir şey bulmak lazım. Bir şey alamam. Bir zaman yağmur arası var. Tek gitmiştik, hatırladın mı anne? Evet. Biz burayı gördük. Hatırlıyorum. Baksana biz burayı gördük. Evet, kök. Oradan da Tire. Ya da biz de bu sene yürüyebilmiştik. Biz kahvaltı yapıyorduk. Sen bir kahvaltı. Abi biz de yürüyebilmiştik bu sene. Nasıl? Ekipman aldık su getirmez. Güzel. Su getirmez. Ekipman aldık yabancı ülkeden. 30 euroya. Ne 30 eurosu ya? 30 euroydu. Ha doğru, 30 euroydu, tamam. Acayip. Tamam işte aynı mantar, bu dediğim mantar. Burada çok fazla bu mantardan var. Babak, kırmızı. Tabii artık onlar geçiyor. Bunların çıkalı neredeyse bir hafta olmuş babacığım, bu mantarların çıkalı. Böyle bir haftada çürümeye başlar bunlar. Merhaba, Bergama'da kuzu göbeği havası olur. Sen, Sadık abi Bergama'da yoktun değil mi? Bu sezonun Mart ayında. Yok. Kapatın. Hemen telefon açtı. Dedi, herkesten 3'er 5'er alıyorsun, bana bir torba yapıyorsun, yoksa bir adam YDS'ye gelmez.
Kim o? Mehmet Demirtaş. Ha denizci mi? Denizci. He. Demirtaş orada topladı. Aramızda işte 10 içimiz olan bir biraz daha topladı. Bu şey dere yatağı çok hoş. Ya yürüyüş yolu olarak muhteşem. Olabilir. O zaman şelale de akmıyordur o zaman. Buradan bu sonuca da varabiliriz. Şu an bu akmıyorsa. Burada geçen sene bahsedilen ne vardı? Ben burada böyle ellerimi kırmış gibi. Bazen bir yerden böyle ellerimi öyle kırmış. Dur dur bir şey. Bu da kuzu bebeği mevsiminde olabilir böyle sıralarda. Buraya biraz plastik olmuş. Sadık. Sadık amca. Mehmet amca değil. Abim burada bir meyve bonusu vereyim mi arkadaşlar? Uygun. Meyve mi? He. Tamam. Abi vaktimiz doldu. Tamam. Arancım gel. Yürü yürü. Şemsiye. Tamam bakacağım. Al. Bakayım neymiş o? Biz bunu yemeyiz yalnız. Bunu abiye versem. Ben yemeyim. Ha. Ha tamam. Ne? Taşıyacaksın daha. Bir bakayım o zaman neymiş. Ben artık o abi koparlıyorum ama artık. Tamam bırak bırak. Atma. Tamam atmıyorum. Ben taşıyacağım. Dur dur ne olduğuna bir tespit edelim, bir resim çekelim. Dur sakin ol. Atma. Atmayacağım vallahi atmayacağım ya. Evet arkadaşlar. Şelalenin başı okuyor. Gürlek şelalesi arkadaşlar bayağı. Gür gördüğünüz gibi. Arzular şelale. Üstünü örtelim Tümaş'ın. Yani. Yok yok yıkama. Tazeliği şey yapsın. Tazeliğini korusun. Abi görmesinler borcu şelale. Hayır şelale zannetsinler diyorsun. O da mantıklı. Görüyor musun? Gel canım. Onu yıkama tazeliğini korusun tamam mı? Tamam. Onun için yıkarsan tazeliği gidiyor yani. Toprak onu taze tutuyor. Vallahi. Gel bakalım biz de şöyle yukarı oturalım Aray. Ben de çekeceğim. Ne çekeceğim? Şelalede fotoğraf mı çekeceksin? Tamam şelalede fotoğraf çekeyim. Hayır onlar da mola verecek ondan sonra yürüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz burada kaldık yani. Gürle'ye kadar yürüdük. Şu an pek gür değil. Baharda yağmurlardan sonra gür aktığını söylüyorlar. Allah her yer. Kitap okuyoruz. Arı. Arı var. Burada da her tarafta arı var. Her tarafta arı var. Yükseklik olarak şu şekilde 550 metre yükseklikteyiz şu an deniz seviyesinden. Sayın abi gidiyor. Sayım. Sayım işte. Sayım. Sayın abi gidiyor. Ama sayın abi de güzel oluyor yani. Ondan sonra şimdi burada mola verdikten sonra kaynaklara geri döneceğiz. Kaynaklarda çekimi tekrar yapar mıyız bilmiyorum. O yüzden veda edebiliriz biz bu videomuz için. Tamam. Tekrar belki kaynakları da gösteririz sizlere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.